kapanışa doğrudan herkese iyi haftalar efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Haftanın ilk iş ve işlem gününde pozitif bir hava seyrediyor. Hem içeride hem dışarıda detaylarını aktaracağız. İlk dört maddemiz gelsin ekrana şimdi sizler için. Ben de aktarmaya çalışacağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından peş sıra atılan likidite adımları devam ediyor ve geleneksel yöntemle repo ihalesi açmaya devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BIST repo pazarlarında sağladığı fonlamayı azaltabileceğini açıkladı. Bugün bunlar öne çıkan gelişmelerde, içeride hem de turist rakamlarını takip ettik. Onları da birazdan aktaracağım. Hazine 2 tahvil ihracı ile 6 milyar TL'lik borçlanmaya gitti. Detaylarını birazdan konuşacağız. Az önce aktarmıştım, içeride takip ettiğimiz rakamlar arasında turist sayıları var diye. Bugün gelen veriler bir önceki ay kadar karamsar olmasa da bir miktar toparlanmaya işaret etse de İlk özellikle Ocak-Temmuz ayındaki azalışa baktığımız zaman yıllık bazda %78'lik bir azalıştan bahsediyoruz. Temmuz ayında da yine yıllık bazda bakacak olursak %86'lık bir azalış var. Turizm gelirlerindeki kayıptan bahsedeceğiz biraz yayınımızın içerisinde. Şimdi Trump daha öncesinde özellikle dijital taraftaki uygulamalar tarafında ve teknoloji anlamında Çin'e hem yaptırımlar hem de söylemlerinde sertleşmeler üzerinden devam ediyordu aktarımlarını, ama gelen bir haber akışı sanki durumu bozmuş gibi gözüküyor. Nedir derseniz, Trump yönetimi açıklamaya göre ABD'li şirketlerin Çin'de WeChat'le iş yapabilmelerinin yolunu değerlendirdiğini açıkladı. Dolayısıyla acaba burada atılan o eski adımların bir miktar geri mi alındığını anlayabiliriz. Trump bir U dönüşü içerisinde mi girdi? Bunları da konuşacağız diyelim. Önce Cumhur Örnek, ardından stüdyoda Cüneyt Başaran bizlerle olacak. Cumhur, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gözde. Evet, şimdi haftanın ilk gününde bakıyoruz dolar TL tarafına, 7.30 7.20. Dolar endeksinin geri çekildiği bir ortamda gelişmekte olan para birimleri biraz toparlanma eğilimi içerisindeydi ama Türk lirasının negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında sınırlı yatay, yani daha pozitif hava var ama henüz çok o yükseliş eğiliminin geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sanki gitmediğini görüyoruz. Özellikle hani Perşembe ve Cuma'nın hikayesi, hatta Çarşamba ve Perşembe'nin hikayesi bir miktar daha farklıydı. Cuma gelen haber akışı ile birlikte geri çekilme görmüştük. Baktığımız zaman yine sanayi ile bankacılık endeksinin ayrıştığını görebiliyoruz. Bir yandan içeride tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın likidite adımları devam ediyor. Devamını senden alalım. Artık son kozlarımızı oynuyoruz diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından değerlendirecek olursak, neden diyeceksen, önce 8.25 ve altındaki fonlamalar kapatılmıştı. Şimdi de yavaş yavaş 9.75'ten verilen repo ile miktarın kısılabileceği gerektiği durumda açıklandı. Dolayısıyla yavaş yavaş adım adım %11.25'e doğru kayıyoruz geçtik de penceresi. İçeriye bakacak olursak döviz piyasasında işte cuma günkü işlemler 7.32 civarında kapanmış diye düşünecek olursak 7.37'ye %1'e varan bir yükseliş var. Geçtiğimiz haftanın haber akışı içerisinde senin de söylediğin gibi Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyip likidite adımlarıyla yola devam etmesini sayabiliriz. Çarşambadan cumaya olan gelişmeler içerisinde Türk lirasının bir miktar ayrışarak müjde haberini ve içinin dolmasını beklerken geçirdiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii cuma akşam piyasa kapanışından sonra gelen Fitch'in değerlendirmesi var. Dolayısıyla şu anda bizim elimizde politika faizi var %8.25. Onun haricindeki her şey esasında adım adım faiz seviyesi değişiyor. Geçtiğimiz hafta hatırlarsam mevduat faizlerindeki yükselişi anlatıyorduk. Dövizle ilgili olarak 7.37'ye geldi. Dolayısıyla bu saydığım 3 tane haberin dışarısında bizi bugün %1'e yukarıya götürecek ben bir haber akışı görmedim. Dolayısıyla bizim bu noktada döviz arzı yaratabileceğimiz enflasyon görünümü risk primine paralel bir faize veya risk primini aşağıya getirecek geldiği ortamda yabancı yatırımcı girişine ihtiyacımız var gibi gözüküyor döviz piyasasına. Yoksa dediğim gibi bugünkü tabloya baktığımızda farklı fiyatlamalar görüyoruz. Borsa İstanbul, sen de söyledin, bankacılık sınai yarışması söz konusu bugün. Orada gelen haber akışına baktığımız zaman da biliyorsun Ağustos başında üzerinde durulan bir haber vardı. Efektif çekimlerle komisyon uygulanması diye. Sanki oradan birazcık daha böyle zamana yayılıp bir değerlendirme yapıp yeni bir uygulamaya doğru geçilecek gibi gözüküyor. Bunu da bugün Sefer Yüksel akıllı parada o geldi anlattı. Detayını biraz daha paylaşabilir misin? Hani belki ekranı yeni açanlar için. Şimdi şöyle söyleyelim. Geriye dönüp baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ücret komisyonları belirlemeyi BDDK'dan kendi uhdesine Mart ayı itibariyle almıştı. Ağustos ayı başında o dövizdeki dalgalanma geldiği sürece
bir tebliğ düzenleme yayınlanarak bankaların alabileceği ücret ve hizmetlerin içerisine bu da eklenmişti. Dolayısıyla bu cepheden değerlendiğimizde bazı bankalar ya da farklı bankaların farklı uygulamaları, bunlarla ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri oldu. Bir konu da döviz arzı yaratmak oldukça hassas bir dönem. Dolayısıyla anlaşılan o ki hem Türkiye Bankalar Birliği hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuyla ilgili daha net bir tablo ortaya koymak için çalışmalara başlamışlar. Biz de yakından takip edeceğiz. Peki bir yandan şimdi bu likitte adımlar atılırken kredi faizleri tarafında bir yükseliş eğilimi olduğunu gözlemledik değil mi? Nedir son durum orada? Şimdi her hafta Cuma günü Merkez Bankası internet sitesinde miktarları, faizleri, ortalama faizleri yayımlıyor. Dikkat edecek olursan eğer ağırlıklı fonlama oranında biz hep anlattığımız o 7.40'lardan 9.5'a ki bugün çok daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Bir yükseliş vardı. Kısa vadeli TL'nin maliyetini arttırınca, mevduatlar da yukarı gelince ister istemez kredi faizlerinde ve özellikle ticari kredi faizlerinde yükseliş söz konusu. %13.60'a geldik. Konut faizlerine baktığım zaman orada 9.99 ortalama. Onlarda da bir yukarı geliş var. Dolayısıyla işin içerisine birazcık daha mevduat düzeltelim, vade ve teminat farklılaşması girince bu noktada konut faizlerinin bir miktar daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Bu noktada evet Merkez Bankası bugün de sıkılaştırma adımına gitti. Belki de işte dediğim gibi 9.75'teki o fonlama miktarını akşam saatlerinde göreceğiz. Kademe kademe azaltıp geleneksel repo ihalelerine de ağırlık verip %11.25 ve hatta belki de üzerine, çünkü geleneksel ihalede bugün ortalamasına baktığın zaman geçti kitle penceresinin üzerine de geçtiğini gördük. %11.25'in de üzerinde bir ortalama faiz oluştuğunu gördük. Dolayısıyla bakalım bu denge seviyesi nereye oturacak? Türkiye Cumhuriyeti, çünkü elimizde herhangi bir sözlü yönlendirme de yok. Yani biz tekrar makul reel faize konusuna mı geçiyoruz? Bu konuyla ilgili neler de değerlendirecek? Belki orada bir sözlü yönlendirme olursa da Merkez Bankası'nın çıtayı nereye kadar yükseltebileceğiyle ve hangi koşullar altında bunu devam ettireceği. Çünkü günlük olarak görüyorsun bu operasyonlar sonucunda günlük bir şekilde ağırlıklı fonlama oranı değişiyor. Yatırımcılar da bir miktar önlerini daha rahat görüp hareket yapabilirler gibi gözüküyor. Zira mesela geçtiğimiz dönemde o yabancı para mevduatlara alternatif olsun, Türk lirası getirisini daha net bir şekilde ortaya koyulsun diye ortaya atılan bir TL ref projesi vardı. Evet. Şimdi biz mesela şeyi görüyoruz. 8.25'te sabit kalan bir politika faizi var. Politika faizini endeksli bir tahvil ürünü olmuş olsaydı mesela o 8.25'te kalmaya devam edecekti. Ama şimdi TLRF üzerinden gidecek olursak dikkat et, 17 Mart tarihinden beri ilk defa %10 rakamın üzerine geldi. Bu rakam neyse hesaplanıyor? Repo piyasasında %10-%15'lik dilimler dışarıda bırakılarak bütün o işlemlerin ortalaması alınıyor. Bunun üzerine yazılmış olan krediler, getiri sunan diğer mevduat ve tahvillerin faizlerinin de yukarıya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla TLRF yapısı bakımından içerideki tansiyonu yansıtması açısından oldukça önemli. Şimdi tabii repo piyasası bugün Merkez Bankası sabahleyin 9.75'te bir miktar fonlama sağladı. En yüksek piyasada işlem %11'lerle gerçekleşti. Dolayısıyla o 9.75'in rakamı kısıldıkça buradaki rakamın da yukarıya doğru gitmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla merkezde yine aynı şeyin altını vurguluyorum. Politika faizimiz hariç bütün her yerde faizler yükseliyor. Evet, peki teşekkür ediyorum Cumhur Aktar'ın bilgileri için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından stüdyomuzda Cüneyt Başaran olacak. Kapanışa doğrudan herkese tekrar merhaba diyorum. Cüneyt Başaran stüdyomuzda. Cüneyt, öncelikle hoş geldin. Merhaba. Saat 17'de son dakikaları görmeye alıştık mı bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geçti kitle penceresi repo imkanı ile piyasaya 1 milyar TL verdi şeklinde bir son dakikamız var. Burada kullanılmayan bir vasıtaydı diyebiliyorum. Dolayısıyla ne anlam ifade ediyor? Belki hani miktar anlamında sembolik ama... Şimdi bir şey bu anlatıyor. Senin bu programa başlarken Cumhur'la her hafta yaptığın ve Cumhur'un anlattığı bir konu var değil mi? Evet. Tıkır tıkır her gün piyasada bugün likitte nereden verildi diye hesaplanıyor ve siz de konuşuyorsunuz. Biz bir süreden beri Merkez Bankası'nın içeriye verdiği TL miktarını kısarak farklı kapılardan veriyordu biliyorsun. O kapıların bir kısmını kapata kapata ortalama fonlama maliyetini 9.5'a kadar taşını biliyorduk. Bugün 9.75'teki geleneksel repo piyasasından da çekildiğini gördük ve iyice likitliği sıktı. Ve en sonunda da normal şartlar altında, normal herhangi bir günde işlem geçmesini beklemediğimiz, piyasanın çok sıkıştığında, belki zorunlu karşılıkların tutulacağı bir günde, bankacılık sisteminde son dakika para lazım olduğunda, yani last resort denilen en son gidilmesi beklenen, çok pahalı olan,
11-25 gibi maliyetle de olan, çok pahalı olan seviyeden işlem geçtiğini görüyorum. Sadece 1 milyar ama bu bize şunu söylüyor. Merkez Bankası içeriye verdiği likiditeyi de verdiği kapıları kapatarak ve miktarını kısarak piyasayı yukarıya doğru ittirmeye devam ediyor. Ve en sonunda 1 milyar liralık da 11-25'ten işlemin geçtiği günü gördük. Bugün sembolik olarak önemli. Demek ki GLP, geç likidite penceresi kullanılacak bundan sonra yavaş yavaş benim öngörünüm. O da yukarıda 11-25 olan fonlama oranına yaklaşabileceğimiz, yani 10 ile 11-25'ler arasında bir yere yakın zamanda, belki bir aylık bir zaman içerisinde çıkabilecek olan bir TL faizden bahsediyoruz. Çok uzattınız, ne diyorsunuz diyenler için bir ara bundan 2 ay evvel 8-25 olan politika faizi burada dururken, ortalama piyasaya verilen TL'nin maliyetleri 7'lere kadar düşmüşken, şimdi o 8-25 burada duruyor gene. O 7'ler çıktı 9.5'a. Bugünkü 11-25'ten geçen işlem de bunun iki haneye, onlara ve üstüne doğru çıkma potansiyelinin olduğunu gösteren ilk sinyal. Evet, bugün Cumhur da aktarıyordu. TLRF tarafında da uzun bir süre sonra iki hanelere gelmiş bulunuyoruz. Onu da aktarmış olalım. Yani işin özü aslında politika faizi tarafında bu sabit tutulması durumundan halen daha likidite tarafında bir sıkılaşmayla faizlerin yukarı geldiği bir ortam var. Bugün yine Cumhur anlatıyordu, kredi tarafında keza öyle. Bir yandan da tabii mevduat tarafı gördüğümüz. Şimdi tabii biz nasıl bir dönem geçirdik Gözde? Mayıs'ın ortasına itibaren ekonomiyi toparlamak için öyle açıklama yapıldı. Ekonomiyi ayağa kaldırmak için kredileri düşüre, faizleri düşmesi istenilerek hem hızlı politika faizini düşürdük, hem likidite muslukların sonuna kadar açtık, hem de farklı istisnalar getirerek, işte politika faiz 8.25 ama sen piyasa yapıcı bankaysan 100 puan altını alırsın, kredi portföyünde kredi oranında şunu tutturuyorsan işte 125 bas puan altını alırsın diye bir takım ayrıcalıklar getirerek o faizleri bayağı aşağı indirdik. O ara ne oldu? İnanılmaz bir para sürüldü. Bu para çok düşük maliyetle sürüldü. Bu tüketici kredilerine gitti, ticari kredilere gitti. Daha çok ama tüketiciler tarafına. Evet, tüketici tarafına yapıldı. Bugünkü haberde de bu var. Ama krediler de bundan nasiplendi ve dolayısıyla o Mayıs ortası, Nisan, Haziran, Mayıs-Haziran gerçekten ekonominin çok hızlı çarkların döndüğü ay oldu. Bu aylardan sonuçta ne gördük? Otomobil satışlarında rekor gördük. Bu aylarda ne gördük? Konut satışlarında rekor gördük. Ve şimdi bunun artık bu dönemin geçmişte kaldığını görüyoruz. Buna ne deniyor? Normalleşme deniyor. Normalleşme döneminde yeniden biz diyoruz ki artık ekonomiye, yani ne, biz demiyoruz, ekonomi yönetimi diyor ki artık ekonomide bu tür şoklara ihtiyaç yok. Yeniden ekonomi pandemiyi geride bırakarak toparlıyor. Dolayısıyla benim suni olarak da düşen TL faizlerini yeniden cazip hale getirmem lazım. Bunu aslında daha kolay nasıl yapardım? Politika faizini arttırarak yapardım. Ama bunu yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapmamızın sebebi ne? Bilmiyorum. Yani bunun siyasi bir takım endişeler de olabilir. Tercih edilmiyor olabilir. Bunun geçici bir dönem olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla şimdi politika faizini 2 puan yükselt, yeniden 2 puan düşür, zor olacak denebilir. Bilmiyorum ama hani sebeplerini sayıyorum. O zaman ne yapabilirim? O zaman politika faizini burada tutayım ama buradan para vermeyeyim. Diğer para verdiğim kapıları da kapatayım ve piyasayı yavaş yavaş yukarı iteyim yapıyoruz. Bunu da hem tekrar TL'yi cazip hale getirmek, dolar TL'deki yükselişi de göz önünde bulundurarak, insanların TL mevduattan dolara çıkış gidişinden de rahatsız olduğumuzu söylüyoruz. Hem de bir parça içerideki o artan, hızlı artan kredi portföyünü biraz soğutmaya çalışıyoruz. İkisi bir arada. Şimdi bu tabii para politikası Fitch Ratings'in raporuna da yansımış. Burada hem döviz rezervlerindeki erime, bir yandan cuma günü hani rezervleri de takip edeceğiz rakamları, ama mesela zayıf para politikası kredibilitesinin dış finansman risklerini artırdığı gibi unsurlar. Sen genel hatlarıyla raporu nasıl değerlendiriyorsun? Halen daha S&P ve Moody's tarafında, hani orada 4 kademe altındayız yatırım yapılabilir seviyenin. Fitch tarafında 3 kademe altındayız ama artık 3 mü 4 mü, herhalde onlardan ziyade raporun içeriğine bakıyor. Bakmamız lazım. Ben de tam olarak Gözde senin dediğin gibi. Yani bunu şimdi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye karşı uzun süreden beri miyopik baktığı konusundaki ciddi bir görüş var. Şimdi bu görüşe ben de bir parça katılıyorum. Yani birçok ülkede, hatta durumu şu an bizden daha sıkıntılı birçok ülkede görmezden geldikleri ya da anlayışla karşıladıkları bazı deneysel çalışmalara bizde çok daha şey bakıyorlar, mesafeli bakıyorlar. Tamam. Ama bir de işin başka bir tarafa. Bırakalım bunu Fitch'in yazdığını, derecelendirme kuruluşunu. Ne diyor? Rezervlerin diyor
bu pandemi döneminde diğer ülkelerde olmadığı kadar hızlı eridi diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Rezervlerinin diyor sana ait kısmı, yani brüt rezervlere değil de net rezervlere baktığımızda hızlı geriledi. Sana ait rezerv çok azaldı. Hı. Doğru mu? Doğru. Sen diyor çok hızlı diyor TL faizlerini düşürdün aşağıya. Reel negatif faiz olarak en fazla negatif, en düşük negatif faizi sen veriyorsun diyor. Yani eksi 3'e kadar geldi. Ve bununla beraber likitte de pompaladın piyasaya doğru. Bu da doğru mu? Doğru. Şimdi bunun yarattığı riskler, bir de enflasyon yukarıda kaldı diyor. Hani bunları yaptın ama enflasyon aşağı gelmedi diyor. Bütün bu hikaye, bir de içerisinde 550 puanlık risk birimi, CDS birimi seni kırılgan yapıyor diyor. Şimdi bunu Fitch'in demesini bırakalım. Hı hı. Biz de zaten bunu gördüğümüz için şu an TL faizlerini yeniden yükseltiyoruz. Değil mi? Rezerv, Merkez Bankası'nın rezerv harcama, rezerv azaltma konusundaki politikasından bir parça gerilediğini görüyoruz. Son ZK vesaire gibi önlemlerde yeniden rezervlerini güçlendirmeye başladı. İçeriye verilen TL miktarını azaltıyoruz. Yani kızalım Fitch'e ama, ki kızacak bazı haklı yerlerimiz var. 3 aşağı 5 yukarı biz de aynı resmi görüyoruz ki biz de zaten onun dediği o demiş atılan olmasa da onu, ya, onu zaten düzeltmeye çalışıyoruz. Hı. O yüzden S&P'nin Fitch'in not önemli değil. Şu anlamda önemli değil. Zaten 3 kademe aşağısındasın. Durağan olsa ne olur görünümün, negatif olsa ne olur. O anlamda önemli değil. Ama o tespitin haklılık payı olduğu aşikar ki, hı hı, ve biz de zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı kanaatteyiz ki biz de zaten onları toparlamaya çalışıyoruz şu an. Şimdi tabii kur tarafındaki baskının devam ettiğinde belki söyleyebiliriz bir miktar daha. Hep bunu anlamak için seninle biliyorsun konuşuyorduk. İşte cari denge tarafındaki bu açığın artış gösterdiği, önümüzdeki dönemde işte hemen hızlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aksiyon aldığı bir noktadayız vesaire diye. Şimdi bugün mesela turist rakamlarına bakıyorsun. Orada da iyileşme aslında çok gözle görülür bir şekilde yok. Evet, bir önceki aya göre toparlanma var ama zaten sıfır ve biraz daha hani üzeri olarak maalesef hani bahsediyorduk. Dolayısıyla şimdi turizm tarafında da bir kayıp olacağı aşikar. Bunu da hani cebimize koyup tekrar bir düşünmek lazım. Ya şimdi şöyle, cari açığımız bir ara yani artıya verdik değil mi? O zaman ekonominin en sert daraldığı dönemdi. Nitekim biraz ekonomi, biraz değil, ekonomi şöyle bir hareketlenmeye başladı. Bir de üzerine cari açığın en büyük açık, ticari açığı en fazla kapatabildiğimiz turizm gelirleri neredeyse %70-80 oranında yaz aylarında ortadan çekilince, sular çekilince çat diye bizim cari açımız çıkmaya başladı. Hı hı. Ha ne olacak? Muhtemelen yıl sonu kabaca 20 milyar dolarlık bir cari açıkla kapatacağız. Bu 20 milyar dolar bizim gayri safi milli hasılamızın %3'ü. Zor bir rakam mı? Değil. Ama şimdi %3 cari açık veriyorsun. Bu sene bütçe açığın %5'ler civarı olacak. Gözüken o. Sen hem iki TWIN defisitlerinden iki tane, iki açıkla birden giriyorsun. Evet. Şimdi bunun karşısında ne var? Büyümeyi toparladın. Birçok ülke toparlayamazken sen büyümeyi yeniden bir ayağa kaldırdın. İki, ihracat tarafın iyi geldi. Avrupa'ya rağmen, hani Avrupa'daki o hala ayak sürmeye rağmen ihracatçın yeniden pazarları keşfetme konusunda çok hızlı davranıyor. Güzel. Eksi ne var? Eksi turizm gelirleri senin bu sene yardıma yetişemiyor. Önümüzdeki sene ne kadar toparlayacağını onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla Fitch de diyor ki, yani Fitch diyor ki boş ver, hı-hı, ama birçok uzman diyor ki bu %3 cari açık, %5 bütçe açığı, turizm gelirlerinin neredeyse %80 azaldığı bir ortamda ve özellikle de jeopolitik gelişmelerin bir o tarafa bir bu tarafa döndüğü bir yerde senin bu kadar ciddi bir para arzı yaratman, bunu da çok düşük bir faizle kredi olarak vermen çok riskli. Dolayısıyla burada çok hırpalanırsın. Şekli bir yorum var. İşte biz de o hırpalanmayı görüyoruz şu an. Ama ben bunun gözde orta ve uzun vadeli olarak Türkiye'nin işte geçen haftanın o müjde konusu olan gaz olayında olduğu gibi, hı hı, tedarik zincirinde Türkiye'nin farkında olup biz bir daha bu Türkiye'yi tedarik zincirinden çıkartmayalım diyen ülkelerin sayısının artması gibi ve son olarak da Almanya'nın kendi AB komisyon başkanlığı sırasında Almanya'nın Fransa'nın aksine Yunanistan'la Türkiye arasında bir orta yol bulma, Türkiye'yi yeniden Avrupa Birliği perspektifine mümkün olunca yanaştırma çabalarını görüyorum ve diyorum ki orta ve uzun vadede Türkiye'nin bu sıkıntıları giderecek bir potansiyeli var, kapasitesi var ama kısa vadede para politikasında daha şeffaf, daha net, daha anlaşılabilir ve daha herkesin okuduğu 101-102 ekonomi kitabıyla daha uyumlu politikalar sergilememize fayda var bence.
Evet, şimdi dediğin gibi bir yandan Almanya Dışişleri Bakanı'yla bir Çavuşoğlu'nun görüşmesi de olacak. Tabii orada ikili meseleler, işte Doğu Akdeniz meselesi vesaire. Şimdi bunların hepsi de bir yandan piyasa açısından da takip etmemiz gereken haberler. Şimdi seninle konuşamamıştık. Bu müjde haberiyle ilgili kısa bir yorumunu da alayım tabii, madem öyle. Bu konu aslında Bloomberg RT'de siz geçen hafta Perşembe'den itibaren, Perşembe, Cuma çok geniş işlediniz. Benim dediğim gibi olmadığım bir haftaydı. Hı hı. Çok kısa şunu söylemek lazım. Bir defa Türkiye'yi hiç şeysiz, yani bunun aması vesairesi falan bence bir kenara bırakalım. Türkiye'ye rezerv bulma, doğalgaz rezerv bulma, kiminle hangi kiminle ortaklık yapacaksak çıkartma konusunda, çıkartarak bunu kullanıma sokarak Türkiye'yi bir defa farklı bir lige çıkartacak. 320 milyar metreküpü hakikaten küçümsememek lazım. O gaz rezervi, gaz denizi üzerinde yüzüyor denilen Doğu Akdeniz'de, hı hı, ki rezervlerin en büyüklerinden bir tanesi mesela Zoar rezervi 850 milyar metreküp. İşte Kıbrıs'ın güneyinde bulunan, son iki senede bulunan iki tane rezerv, Kalipso'ya da Afrodit 220 milyar metreküp. Yani 320 milyar metreküp tek bir alandan bakıldığında, eğer Doğu Akdeniz'de böyle nereye vursanız kepçeyi buluyorsunuz yerinde olmuyorsa, Karadeniz'de bence çok büyük bir alan. Bir. İkincisi, Türkiye'nin refleksini geliştirecek bu gözde. Hı. Üç ülkeden biliyorsun boru hattıyla petrol alıyoruz. İran'dan, Azerbaycan'dan ve Rusya'dan. Ve kalan petrol, özür dilerim, doğalgaz alıyoruz. Kalan doğalgaz ihtiyacımızın %25'ini de LNG olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz olarak birçok ülkeden getiriyoruz. Şimdi kendi karasularımızda ve herhangi bir politik sıkıntının olmadığı, tamamen senin karasuların içerisinde bir yerden gaz çıkartacağız. Ve bundan sonrası için de diyoruz ki biz bu bölgede hem boru hatlarının geçtiği bir yeriz, hem de kendi karasularımızda ya da komşularımızla ortak yapacağımız çalışmalarda gaz bulabiliriz diyoruz. Bu gerçekten Türkiye'nin sadece yıllık cari açına 3 milyar 4 milyar dolar getirirden öte Türkiye'yi bir başka masaya oturtması açısından önemli bir olay. Ama dediğim gibi bu olayı böyle koyup 3-5 yıl sonra bize başka bir kapıyı açabileceğini görmek ayrı bir şey. Fakat ondan bugün, hani bugünkü acil sorunlarımıza, para politikasında olabilir, istihdam tarafında olabilir, onlara çözüm getirmesini beklemek ayrı bir konu. Dolayısıyla onları karıştırmamak lazım birbirine. Şey demişti Gökhan Şen, şimdi gaz bulunca bir anda ne yapacağımızı bilemedik herhalde. Çünkü piyasa fiyatlamaları tarafına bakınca orada da bir hani şaşkınlık oldu. Bir anda enerji hisseleri hızlı gitti, ardından geri geldi falan diye. Hakikaten öyle, piyasa fiyatlamaları tarafında da değişik bir şey. Ben bunu ne beklemiyorum musun Gözde? Bu bence rezerv, doğal gaz rezervlerini koy buraya. Almanya'nın yaptığı çalışmaları koy bir tarafa. Özellikle işte Yunanistan'la Türkiye arasında ara bulma çalışmaları ve, hı hı, Doğu Akdeniz'de istikrar bizim için önemli konusu. Koy bir tarafa. Evet. Ve özellikle de yaklaşan zamanda, hani bu Amerika seçimleri yaklaşırken, hem Doğu Paktı'nın hem Batı Paktı'nın Türkiye konusunda artan ilgisi, politik olarak artan ilgisini koy bir tarafa. Bu üçünün Türkiye'nin CDS'ine, yani risk primini aşağı doğru indirebilecek gelişme olarak görüyorum. Ama günlük olarak dolar TL'nin ya da işte hisse senedi piyasalarının anlık hareketlerine çok fazla katkı sağlamasını ve kalıcı olmasını beklemiyorum. Evet, şimdi baktığımız zaman madem öyle ABD tarafını da tabii konuşalım. Hadi. Önemli. Şimdi mesela CNBC'nin hisse senedi stratejistleriyle yaptığı bir anket vardı. 20 katılımcı 14'ü Biden'ın yarışı kazanacağını düşünüyor ama... Burada bir ama diyoruz. Niye? Çünkü hisse senetlerindeki ralli mi olacak, hızlı bir düşüş mü görecek? Bu konuda tam bir kafa karışıklığı var. Şöyle anlatayım. Mesela 8 katılımcı, daha doğrusu şöyle 20 katılımcının yarısı Kasım'daki seçimlerden sonraki ay S&P'de düşüş bekliyor. Burası tamam. 8 katılımcı bu düşüşün %5 civarında olacağını söylüyor. Bilmiyorum iddialı mı, konuşuruz. Buna karşın 5 katılımcı da bir rally bekliyor piyasalarda. Neden bu kadar kafa karışıklığı? Piyasanın kafası bayağı karışık. Yani, aynen öyle. Şimdi bence Kasım seçimleri hiç fiyatlanmadı. Yani piyasa 3 ay kalmasına rağmen seçimleri Amerika'da... Yine rekor var değil mi? Evet, sanki Amerika'da herhangi bir seçim yokmuş gibi davranıyor, bu bir. Ama bizi izleyenlerin kafasını şöyle karıştırmayalım. Apple 2 trilyon dolar. İşte Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft beşlisi S&P 500'ün %24'üne yaklaştı. Bundan yaklaşık 5 yıl evvel umurundaki bunların oranı %13-14'lerdeydi. %23'ü 5 hisse. Ve Gözde, Nasdaq %26 gitti yılbaşından beri. S&P 500 %3, %4 yukarıda. Halbuki Dow Jones'a bakıyorsun hala ekside. Yılbaşından beri. Yılbaşından beri. K toparlaması diye bir toparlama koymuşlar.
K. Hani ha, şimdi U, bu harfi hiç duymamıştık şimdi, değil mi? U'yu biliyoruz değil mi? U'yu biliyoruz. B'yi biliyoruz. L'yi biliyoruz. Evet. Şimdi de K geldi. Bu K şu. Hisse senedi piyasasında K'nın yukarı giden bacağında teknoloji hisseleri var. Hmm. Amazon'un da bulunduğu bu teknoloji donanımlı perakende sektöründe işlem yapan hisseler var. Ve iletişim sektöründe hisseleri var. Bir de K'nın alt bacağı var. Orada kim ararsan var. Bankacılık var. Enerji sektörü var. Hani utility izlediğin hizmet veren sektör var. Gayrimenkul sektörü var. Kim ararsan burada. Havacılık yani, en başta. O havacılık var. Otelcilik var. Hepsi var. Yani dolayısıyla eğer bu 5 tane saydığımız hisse senedi olmasa ya da 2 önemli sektör ya da 3 sektör iletişim, teknoloji ve bununla beraber iş yapan perakende sektörü olmasa biz zaten Amerika'da herhangi bir rally'den mal'den bahsetmiyoruz yani. Ama yine de bir ama diyorum. Şimdi Trump mesela WeChat'le ilgili geri adım atmış gibi açıklamalar yaptı. Katılıyor musun? Yani geri adım mı sence? Yani geri adımdan ziyade WeChat'le ilgili cezalar. Yani yarın da fikrini cezalar, değiştirebilir tabii. Bence kesin değiştirebilir. Ama. Bence orada şöyle bir şey var. Ben günlük olarak Trump'ın bu söylemlerini şöyle biraz filtre ediyorum kendi adıma gözle. Bu senin anlattığının biraz hani gözle görülür hali aynen. Şöyle filtre ediyorum. Trump şu an iki tane şeye sarılmış vaziyette. Bir aşı, ne yaparım ederim de Putin'in Rusya'sının aşıyı ilan etmeden önce ben Kasım 2020 seçimlerine evet. Amerika olarak aşıyı buraya ilan getiririm. İki, ne yaparım ederim ben şeyde Amerika'da hisse senedi piyasalarını güçlü kılıp ekonomi bakın yıkılmadı, işsizlik var ama hisse senedi piyasası hala yukarıdır. Bu ikisi konusunda çok net ama buna karşılık bir tek konuda geri adım atmıyor. Çin'le dalaşma konusunda. Yani hmm. Çin'le ticaret savaşlarının birinci fazını dahi bozabilecek kadar bence şey net. O yüzden Çin'le ilgili gelen iyimser haberleri ben iki kere okuyun, iki kere düşünün ondan sonra fiyatlayın derim. Bir de plazma tedavisi için mesela acil durum onayı almış ama tabii ona da mesela çok fazla tepki geliyor. Bir yandan tabii hakikaten dediğin gibi aşı yarışı bitmek bilmeyen bir yarış. Bir de tabii hakikaten bu korona aslında Trump'ın belki de bu hani tırnak içerisinde sonu olabilir diye söylemler de var. Dolayısıyla o aşı veya plazma haberlerini onaylamasında ne yapsın? Biliyorsun şu an onayladığı şey normal şartlar altında Amerika'da yeterince denek üzerinde denenmeden ve yeterince süre test edilmeden bir aşının devreye girmesi mümkün değil. Fakat Trump baktı ki işte Rusya Putin yani Rusya bir aşıyla geliyor. İşte diğer birçok ülkede aşı konusunda gelişmeler var ve kendi ülkesindeki çalışmalar Kasım 2020 seçimlerine bu gidişle yetişmeyecek. Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere diye bir kararname çıkarttı ve o kararnamede bu kadar geniş deneye ihtiyaç yok. Bu kadar uzun süre beklemeye gerek yok. Biz Oxford Üniversitesi'nin hazırlanan ve AstraZeneca'nın hazırlamış olduğu aşıyı bir an evvel Amerika çünkü fonluyor burada. Amerikan parası da fonlanıyor bunların büyük bir kısmı. Biz bunu Amerika'da devreye sokacağız dedi. İnsanlar infialde yani olur mu FDA ile Amerika'daki işte bu tür şeylere onay veren müessesenin izni olmadan ya da daha evvel bu kadar sayıda denekte kullanılmadan bu ilaç devreye girer mi diyor ama senin de söylediğin gibi Gözde Trump'ın eğer giderse Trump'ı götüren COVID olacak. Evet, o yüzden arada, o COVID ile ilgili bir aşı onun için çok önemli. Çok önemli. Bir de mesela o demin bahsettiğim haberde spota şöyle bir şey çıkarmışlar. Evet Trump büyük oranda o Red States denilen yerleri taşıyor. Yani oraları almış gözüküyor ama Florida'yı kaybedecek. Bu da zaten Biden'ın kazanması anlamına gelecek diye. Çünkü Amerikan seçimlerini biliyorsun büyük oranda aslında bazı eyaletler var ki hiç değişmiyorlar. Ya maviler ya kırmızılar evet. Ya cumhuriyetçiler ya demokratlar. Arada swing denilen bir oradan bir tarafa geçen eyaletler var. Salınacak. Eyalet ve bu eyaletlerin diye. Hakikaten bir anda 30-40-50 tane delegesinin bir partiden diğer partiye geçmesi zaten o kongrenin yönünü belirliyor. Florida'da daha evvel çok hatırlarsın Florida seçimin bir türlü belli olmaması daha evvelki Amerikan seçimlerinde işte çok az oy farkıyla bir partiye geçmesi kaderini belirlemişti. Florida COVID'den en fazla hasar gören eyaletlerden bir tanesi New York ve Kaliforniya'nın hemen arkasında ve Trump için de kazanılması gereken bir eyalet. Çünkü COVID öncesine kadar Trump'ın işleri çok iyi gidiyordu Florida'da. Normalde bir demokrat eyalet olmasına rağmen orada iyi bir zemin tutturmuştu. Şimdi o eyaletin elinin avuçlarının arasından gidiyor olması çok zorluyor Trump'ı.
Peki bir şey soracağım. Şimdi İngiltere Covid-19'daki gevşetme adımlarını 2 hafta erteledi diye bir manşet gördüm. Avrupa Birliği işte peşi sıra bazı ülkelere yine seyahat yasağı getirmiş. İşte Cezayir benim gözüme takılan. Mesela yine Fransa tarafında vaka sayısının rekor düzeye ulaştığı, günlük vaka sayısı anlamında. İnşallah dönersin İngiltere mi diyeyim? İnşallah diyeyim. Yarın uçağa biniyoruz ve dönüyoruz. Hala İngiltere'nin karantina listesinde yokuz. Tahtaya da vuralım, olmuyor. Evet. Ama Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler orada. Hırvatistan da katıldı. Şu bir gerçek gözde. Covid çok hızlı artıyor Avrupa'da. Fransa'da çok hızlı arttı. İspanya'da çok hızlı arttı. İyi dediğimiz Almanya'da bile rakam çok hızlı 2500'lerin üzerine attı. İyi haber, vaka sayısı artmasına rağmen öldürücülüğü ya da insanın hayatına mal olma oranı düşük. Ama neden düşük? Çünkü 25, 30, 35 yaşındaki insanlar da artık hastalığa yakalanmaya başladılar. Ama onlar daha rahat atlattıkları için ölüm oranı düşüyor. Fakat vaka sayısı çok hızlı artıyor. Evet. Çok büyük ihtimaldir ki topyekün bir lockdown yani karantina yerine ya da AB ülkelerinin birbirlerine olan sınırları kapatması yerine bence AB ülkeleri dışarıya kapatacaklar sınırlarını. Ve bu sonbahar ve ilkbaharda mümkün olduğunca kendi yağlarını kavrulmaya çalışacaklar. Bu da dönüp dolaşıp bizim gibi tedarik zincirinde ya da hizmetler sektöründe Avrupa'ya çok iş yapan ülkeleri vurabilir. O yüzden bizim rakamlarımız da çok önemli olacak bu konuda. Turizm açısından demiyorsun sadece. Tedarik zinciri anlamında da söyledim. Turizm artık bizim için hani Eylül Ekim'den sonra zaten geçmiş olsun. Önümüzdeki sene bakacağız ama tedarik zincirinde işte tren kamyonlarımızın ya da işte mal götürüp getiren araçların sınırlarda beklemesi, orada uzunca bir süre karantinaya takılma ihtimalleri bile tedarik zincirinde bizi çok zorlar. Hem tabii öncelikle insan sağlığı için, kendi vatandaşımız için ama hemen yanında da ekonominin etkilenmemesi için COVID'le mücadele konusunda farkındalığı çok hızlı arttırmamız lazım. Bugünkü zaten kabine toplantısında önemli konulardan bir tanesi buydu bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Bu arada Gizem aktarıyordu. Güney Kore'de mesela yine o karantina uygulamalarını yapıldı. Gel gör ki dünyada böyle işte vaka sayıları artıyor. Karantinalar gelir mi? Gevşeme sinyalleri işte azalıyor vesaire derken. Çin işte o havuzda biliyorsun resimler vardı. Binlerce insan toplanmış parti yapıyor. Bu da bizim zaferimiz diye de dışarıya böyle güzel güzel lanse ettiler. Umarım erken bir zafer çığlığı atmıyorlardır. Kesinlikle. İyi çıkarttılar, kabul etmek lazım ama. Bu virüs bizim başımızdan gitmeden Çinlilerin sevinmeye hakkı var mı emin değilim. O onlar bu arada çok sıkı uyguluyorlar bir yandan. Şimdi mesela işte uçuş yapan arkadaşlarım var, diyorlar ki işte Çin'e giriş yapamıyoruz. Yani gidiyoruz aynı uçakla geri dönüyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan bir risk almak da istemiyorlar. Tabii. Çin bu konuda oldukça kapıları bir kapattı. Çok sınırlı bir şekilde açıyor. Hı-hı. Şimdi mesela İngiltere'ye uçarken de işte İngiliz hükümetinin vermiş olduğu çok uzun bir form doldurmak zorundasınız vesaire vesaire. Yani belli ki biz bu sonbahar ve önümüzdeki ilkbahar inşallah geçen ilkbahara göre daha kolay ama gene de gitmenin gelmenin çok kolay olmadığı bir dönem bizi bekliyor. Peki şunu da çok kısaca soracağım. Son 1-2 dakikamız ama ABD seçimlerini konuşurken mesela dolar endeksinden hiç bahsetmedik. Şu anlamda soruyorum. Trump'ın seçilmesi sence dolar endeksine güç sağlar mı? Neyi konuşuyor? Gözde bence dolar endeksini 92.7 seviyesine kadar düşüren, o yüzlerden alıp Mart ayındaki 92'lere kadar getiren kabaca %7-8'lik düşüş. Şunun sebebi COVID'le mücadelede Amerika ne yaptığını bilmiyor. Ve başkanlık seçimleri Amerika için büyük bir muamma oldu. Biz o başkanlık seçimleri bitirelim, geri koyalım. Kimin kazandığından bağımsız olarak söylüyorum. Trump ya da Putin. Ama seçim bitmiş, başkan yeni oturmuş. Ve COVID'le mücadelede Amerika'nın bir yol haritası olduğu, mesela 60 binlerden COVID rakamı 49 binlere geldi, 45 binlere geldi Amerika'da. Hala yüksek ama biraz düşünmeye başladı. Bu iki hikaye güçlenmeye başlasın. Ben dolar endeksinin yeniden 95 ve üzerine atarak o üzerindeki baskıyı bir parça azaltacağını düşünüyorum. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için pek iyi haber değil. Evet, bir yandan şöyle söyleyeyim. Küresel vaka sayısı 23.4 milyon diye anons ediyoruz. Bunun 5.7 milyonu da Amerika'da. Bunu da söylemiş olalım. Teşekkür ediyorum Cüneyt Akter'in bilgin için. Yarın yoksun sanırım. Yarın yokum. Çarşamba günü inşallah. Peki. Artık hangi balkon olur, hangi mekan olur bilmiyorum. Londra'dan karşında olacağım. Peki, iyi yolculuklar şimdiden sana. Çok teşekkür ediyorum. Bloomberg.com'da öne çıkanlarla devam ediyoruz. Yönetimi ABD'li şirketlerin Çin'de WeChat ile iş yapabilmesinin yollarını değerlendiriyor. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump yönetimi Apple'ın da aralarında bulunduğu ABD'li şirketlerin Çin'de WeChat mesajlaşma uygulaması ile iş yapabilmesinin yollarını arıyor.
Habertürk'ün haberine göre uygulamanın sistemin sağlığına yönelik şüphe yarattığı gerekçesiyle ekonomi yönetiminin bankaları uyarması nedeniyle geri alındığı bildiriliyor. Nakit döviz çekiminden alınan komisyonlar. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunan Birol, Karadeniz'de bulunan rezervin değerinin 80 milyar dolar olduğunu söyledi. Fatih Birol, doğal gazı mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerek dedi. Birol ayrıca mevcut ortamında doğal gazı düşük maliyetle çıkarmaya imkan verdiğine dikkat çekti. Yatırımcılar gelişen piyasa hisse senedi ve tahvillerine yatırım yapan borsa yatırım fonlarına 6 haftalık giriş serisini geçen hafta sonlandırdı. ABD'de işlem gören gelişen piyasa ETF'lerinden 21 Ağustos'ta sona eren haftada 108 milyon dolarlık çıkış oldu. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre bir önceki hafta 143.9 milyon dolarlık giriş olmuştu. Bu yılki toplam çıkış 15.9 milyar dolara işaret ediyor. Burada noktalıyoruz efendim. Az sonra günden kalanlarla devam edeceğiz ve konuğum Vedat Özdan bizimle olacak. Bizi izlemeye devam edin.